Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdilik selam. Samsung 10E5 batarya değişimi yapacağız. Şarja takıyoruz, hiçbir şekilde tepki vermiyor. Büyük ihtimalle bataryası bitmiş. Tabii bu modellerden batarya değiştirmek için ekranın kırılma riski var. O riski biraz daha aza indirmek için makineye koymamız gerekiyor. Şöyle makinede ısıtıyoruz. Aynı şarjla başka bir telefonu şarja takıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer telefonun şarj alınıyor. Fakat elimizdeki OnE5 ya da diğer ismiyle OnE5 hiçbir şekilde tepki vermiyor. Evet, bu şekilde makinede 5-10 dakika beklemesi gerekiyor. Şu anda birazdan takacağımız bataryada batarya alırken markası kadar da tarih önemli. Şurada gördüğünüz gibi 2020 12. ayda üretilmiş bir batarya. Samsung orijinal bir batarya. Aynı zamanda da tarih de çok önemli. Tarihe önem vermemiz gerekiyor. Diyelim ki bu modelde hani orijinal bir batarya olabilir ama 2016 modeli olur. Zaten raf ömrü 1 senedir. 1 senede rafta kaldı mı zaten içindeki enerji bitiyor. Yani en azından 1 senelik batarya almanız gerekiyor. Evet, bunun üretim tarihi 2020 12. ayı. 12. ayın 28'i. Hani 1. aydan desek 9 aylık bir batarya. Üretim tarihinden bu yana 9 ay geçmiş. Evet, bu ilk defa ekran değişmiyor. Daha önce de değişmişti. Eğer ilk defa değişseydi biraz daha zor olabilirdi. Hani benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Bir de ekran sökümlerimde şurada film var. Bu filme dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi menü tuşun filmi sabitti ama geri tuşu un kopma riski çok yüksektir. Evet, şu anda ekranı sökmüş bulunmaktayız. Ve şimdi yıldız sonra vidana buradaki civataları sökeceğiz. Bataryasına bakacağız. Geçen üstündeki batarya da orijinal bataryası değil, değişmiş. Büyük ihtimalle bataryası bitmiş. Hani bataryasından değilse de en azından batarya nasıl değişiyor onu da görmüş olursunuz. Kazgan iletişim farkıyla. Ha, bu arada aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler de kazganlara iletişim olarak elimizde ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz inşallah. Evet, makinenin düğmesinden kapattık. Boşu boşuna çalışmasın. İçinde kömürler var. O kömürlerin bitmemesi için makineyi kapatmamız gerekiyor.
Hazır mı? Şu şeyi versene bana. Ona de ki orta tuşu da yapıyorlar diye. Olmuyor mu? Hemen. Ama dönüşse alsa daha iyi olur Murat. Ne? Dönüşse alsın daha iyi. Kaça kadar açıkta? Buradayız, 1'e kadar buradayız. 12-1'e kadar buradayız. Tam da öyle yapın. Dönüşte alsın o zaman. Daha mantıklı. Bir de cıvatalar hepsi söktükten sonra simivaları da çıkarmamız gerekiyor. Simivaları çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da içeride bir yay sistemi var. Mekanizma bastırdıkça geriye doğru atıyor zaten. Evet, şu alt kısımda iki tane cıvatamız kalmış. Onları da bir açalım. Ama sanki yuvaları yalama olmuş gibi. Çünkü çevirmeye çalışıyorum, çevrilmiyor. Şu anda bir tane cıvatamız kalmış. Onu da bir çıkaralım. Evet, üstteki batarya da yeni. O da 2020 model. Deneyelim. Büyük ihtimalle bataryadan diye düşünüyorum. Evet, altta baskı yapıyorum. Şundan. Evet, sanki şu göbeğinde biraz şiş gibi. Bir deneyelim yeni bataryamızı. J5 Prime ile One 5 bataryaları aynı, ekranları da aynı, birbirine uyum sağlamakta. Bu arada onu da söylemiş olalım. Hani One 5 dediğimiz hani farklı bir marka olmuyor. J5 Prime ile bütün parçaları uyum sağlamaktı. Evet, gördüğünüz gibi sorun bataryadaymış.
Evet, az önce aynı şarj aletle denemiştik, olmamıştı. Gördüğünüz gibi sorun bataryada olduğunu tahmin etmiştim. Evet, bu modellerin kasaya takmadan, çünkü power tuşu kasada olduğundan dolayı kasaya takmamız gerekir. Şimdi ekranı söküyorum. Ekran soketleri sökerken her zaman plastik kullanmamız gerekiyor. Çünkü metalde zarar vermekte, bilginiz olsun. Evet, ne demiştik? Bataryanın markası kadar tarih de önemli demiştik. Evet, videonun fazla uzamaması için geri kalan montajını sonraya bırakacağım. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.